Bursa'nın manevi mekanlarından Pınarbaşı'ndaki Mevlevihane 400 yıl önce cünün Ahmet Dede tarafından kurulmuş. 98 yıl önceye kadar ayakta olan bu Mevlevihane bir asırdır faaliyetlerini durdurmuş. Ta ki, önceki dönem başkanlarından Recep Altepe tarafından yeniden ayağa kaldırılması için hazırlıklara başlanmış. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'a da şehrimizin böylesi değerli bir hazinesini restore ettirip, hizmeti açmak nasip oldu. Önceki gece, Bursa Mevlevihanesi'nin gayri resmi açılışını izledik. Başkan Aktaş ayağa kaldırılan o esere gösterilen ilgiden ve katılımdan mutluydu. Konuk Konya ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanları'nın da izlediği açılışın dün gündüz de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un teşrifiyle resmi açılışı gerçekleşti. İlk geceki merasim Üftade Cami ve Türbesi. Ne'den Mevlevi alayı ile başladı. Açılışa Mevlana'nın soyundan gelen Çelebi ailesi mensupları da katıldılar doğrusu, izleyenler için görkemli bir törendi. Bursalılar, gösteri ve açılış töreni için Pınarbaşı'nı doldurdu. Yer bulmak ve oturmak da güçlük çekildi. Hele hele, sema gösterisini izlemek isteyenlere salon yetmedi. Açılışa katılan kimi konuklar gösteriyi dışarıdaki Barkovizyon'dan izlediler. Bursa çok değerli bir hazinesini daha ayağa kaldırdı. Şimdi burası Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü. NCE Kültür Merkezi ve Müze olarak işletilecek. Burası, şehrimize yurt içi ve yurt dışından on binlerce insanı çekecek. Başkan Aktaşı ve mesai arkadaşlarını, yıkılıp yok olmuş böylesi bir eseri 98. Yıl sonra yeniden şehir envanterine kattığı için kutluyoruz. Bursa. Mıza hayırlı olsun. Kırsal yerleşime yakın yerde. Çam kesmek ne kadar doğru. Evet, devlete para gerek ama bu amaçla yurdumuzun dağlarındaki ağaçları kesip, satmak, yüzyılda oluşabilecek yeşil dokumuzu yok etmekte gerekmez. Türkiye de akıl sır erdiremediğimiz kurumlardan biri de orman işletmesidir. Bu kurumdan millet nedense çok korkar, çekinir. Oysa, millet ormanı koruyup kolluyor. Her yerde olduğu gibi, ormanlarda da yasa dışı işe bulaşanları savunacak değiliz. İşletmelere atanan kimi yöneticiler bazı yerleşimlerde adeta, Ali Kıran baş kesen. Edasındalar. Sanki, alçak dağlar onların eseri. Elektronik postamıza ilin güneyindeki harmancık. İlçemizin Gökçeler Mahallesi'nden bir mesaj düştü. Vatandaş Meras'ından hayvan otlattığı ormanların ağaçlarının kesilmesini istemiyor. Gökçeler Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakkı Nadir Yılmaz Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ne bu amaçla bir dilekçe vermiş, kesimi iptal edin çağrısında bulunmuş. Bursa Orman Bölge Müdürümüz bölgeye gidip duruma el koymalı kırsal mahallelerin yakın çevresinden, su kaynaklarının hemen üstünden, mera, otlak yakınlarında ağaç kesmek mühendislik marifeti değildir. Bunun, ilçenin başka mahallelerinde de yapıldığı bilgileri var. Örneğin, orman yetkilileri, İshaklar Mahallesi. NDE, ilçenin 8 ila 10 grup köyünün su kaynağının hemen üstündeki ağaçları da kestirmişler. Kaynağın başındaki ağaçlar kesilirse o su da dinmez mi? Bu bölge zaten Bursa. Nın güneyinde, sürekli göç veren az nüfuslu yerleşimlerden biri. Ağaçları keserseniz, kente göçü orman işletmesi. Olarak siz de tetiklemiş ve kırsaldaki nüfusu daha da boşaltmış olursunuz. Bilmem anlatabildik mi? Kesteli karlık da istiyor. Yerel seçim yaklaşırken, siyaset kulisleri de ısınmaya başladı. Öyle görünüyor ki, kulağa gelen isimlere bakılırsa AK Parti. İlçelerde bu kez de aday adayı rekoru kıracak. Ağabeyi Cüneyt Karlık. I.N. Osman Gazi Belediyesi Başkan aday adaylığı için çalıştığını biliyoruz. Şimdi kardeşi Abdülkadir Karlık da kararını vermiş. Kestel, ilçesinde AK Parti'den belediye başkan aday adayı olmak isteyen Abdülkadir Karlık dün olay medyada konuğumuzdu. Karlık Büyükşehir Belediyesi, NDE önceki dönem başkanlarından Recep Altepe'nin başkan vekilliği görevini yürütmüştü. Karlık, hazır tecrübeye kondum. Büyükşehir Belediyesi'nde deneyim kazandım. 40 yıldır siyasetin içinde bir aileden geliyorum. Allah yolumuzu açar ve kısmet ederse, kestele istişare kültürünü de işleterek hizmet etmek istiyorum. Dedi. Sloganını da, kararımız net, hedefimiz hizmet. Diye belirleyen karlık sözlerini, kestele partim ve arkadaşlarımla aşkla, şevkle hizmet etmek isterim, diye sürdürdü. Ailesinin ve kendisinin kestel. İnkazancı köyünden olduğunu belirten Karlık, ilçenin sorunlarını bildiğini, partisince görev verilmesi ve seçilmesi durumunda da bunların çözümü için mücadele edeceğini sözlerine ekledi. Belediye başkanlığına talip olmak büyük bir medeni cesaret işi. Karlık'ın eski başkan Altepe ile uyumlu bir vekillik süreci geçirdiğini biliyoruz. Burada edindiği deneyimi kester. de belediye başkanı olarak değerlendirmesi son derece normal.